Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir oyuna daha karşınızdayım ve yine sevdiğiniz haber. Evet, belli bir süre sonra bu oyunda bedava olacak ama şu anda değil. Neyse, hem oyuna hem içindeki tüm bilgilere, ne zaman free to play olup hiçbir yatırım harcamadan kazanamayacağınızı vesaire gibi konulara hadi gelin şimdi detaylı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle her zamanki gibi projemizin ismine Crypto Fighters arkadaşlar. Ne yapalım? Hemen geçelim bir white paper. Hatta takım da buradaymış. Takımı da aradan çıkartalım. Arkadaşlar takımı da artık bakıyorum. Çünkü çok fazla oyun çıktığı için kendilerini gizlediklerinde projenin çok daha fazla riski olduğunu düşünüyorum. En azından kendi isimlerini açtıklarında daha önceki tecrübelerini de görebiliyoruz. Neyse projede de arkadaşlar kendiniz yine web sitesi üstünden takıma bakabilirsiniz. Biz ne diyorduk? Esas önemli kısma geçelim. Şuraya geçelim. White paper'a. Şuradan birazdan zaten testte de size oynarken göstereceğim ama karşınızda sürekli Darkest Dungeon'ı oynadığınızı bilmiyorum. Hatta hemen Darkest Dungeon'ı açalım arkadaşlar. Oynamadıysanız tabii Darkest Dungeon gibi karanlık bir teması yok ama oyun mekanizması olarak aynı düşünebilirsiniz. Bir ekibiniz var, hatta şuradaki resimden bakalım. Bir ekibiniz var ve karşıya da sürekli düşmanlar geliyor. Ve bu ekipteki her biri aslında birer NFT arkadaşlar. Neredeydi? Hemen şuraya tekrardan geri dönüyorum. Ve her karakterin de kendine özgü skill'i var. Ve bu skill'ler, yetenekler de arkadaşlar takımdaki yerin sıralamasına göre de vurabiliyor. Daha efektif oluyor. Örneğin bir support'u arkaya almanız gerekip heal'layabilir. Ya da bir skill'i vardır. O arkada değil direkt birebir düşmana uygulaması gerektiği için en önde olması gerekiyordur gibi bir strateji oyunu bu. Evet, cümle uzun. Örnek de biraz uzun oldu ama genel mantığı bu arkadaşlar. 4'e 4 kapışıyorsunuz. Tabii bir elden oluşmuyor bu. Arkasından kapışmaya devam ediyorsunuz. Ve daha sonrasında kazandığınızda ne kazanıyorsunuz? Hadi şimdi ona geçelim arkadaşlar. Bu kadar örneği verdiğimize göre. Neyse. Oyun modlarında 2 tane oyun modu var. Bir tanesi PvE arkadaşlar. PvE zaten biliyorsunuz her oyunda olduğu gibi. Bilgisayara karşı kapışıyorsunuz. Daha tahmin edilebilir. Ve şuradan da hemen ne kazanabileceğimize bakalım. Öncelikle stage'i tamamladığınızda ödül olarak size hem experience veriyor hem de job veriyor arkadaşlar. Job'da oyunun token'ı. 2 tane token var. Birazdan da ona da değineceğiz. Ayrıca bir governance token'ları da var arkadaşlar. Bir de PvP var. PvP'de zaten adından da belli olacağı üzere karşılıklı gerçek insanlara karşı kapıştığımız, dövüştüğümüz yer mod diyebiliriz artık. Bunda da rating sistemi olacak. Aynı X-Infinity'deki gibi düşünebilirsiniz aslında. Belli bir rating aralığındayken arkadaşlar atıyorum bir job kazanacaksınız. Daha üst seviyelere diyelim 1800-2200'e geldiğinizde de 3-4 kazanacaksınız belki de. Şu anda bunu açıklamamışlar. İlerleyen zamanlarda açıklarız. Peki bunları sınırsız mı oynayabiliyoruz? Hayır arkadaşlar, belirli bir sınırda oynayabiliyoruz. Normalde günlük 5 tane anahtarla açabiliyormuşuz. Normalde PvE'yi 5 tane key ile açabilirken de bu sefer anahtardan çıkıp enerji olayına dönüşüyor PvP'de de. Toplamda da günde 20 enerji harcayabiliyoruz. Battle sisteminde de yine turn based arkadaşlar. Herkes oyuncağı kartları belirliyor. Daha sonrasında da o gerçekleşiyor. Ve kazanıp kazanmama durumu ortaya çıkıyor. Bu şurada zaten sıralamanın yerleşimini görebilirsiniz. Örneğin frontline ile backline arasında çok fark var. Tabi bu ileriki seviyelerde arkadaşlar. Daha sonrasında da her karakterinizin bir de ekstradan istatistiği var. Burada neler olduğunu göstermiş. Attack, fire vesaire. Ve ekstradan da buff'lar alıyoruz ve debuff'lar. Bunlar gerçekten oyunu çok etkiliyor. Yani buradan birkaçını söyleyeceğim. Siz bunu oyunu oynadıkça artık öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü stratejik oyunlarda, kart oyunlarında, strateji oyunlarında birazcık daha işin içine girmeniz gerekiyor. Peki ne örneğin bunlardan bir tanesi? Kritik arkadaşlar. Kritik zaten biliyorsunuzdur. Bir sonraki skilliniz %100 şansla kritik vuracak diyor. Ya da şuradaki örneğin arkadaşa bakalım ne kullanıyor burada. Provoke attı skill'i kullanıyor ve kendine ne alıyor? Şuradaki kalkan şeklindeki skill'e bakalım hemen. Shield basıyor. Neymiş peki bu shield arkadaşlar? Hemen bakalım. Bir sonraki gelecek hit'i, vuruşta damage'i, gelecek hasarı %50 daha azaltıyor gibi gibi gibi. Birazdan zaten oyununa da gireceğiz ve siz de daha net bir şekilde görüyor olacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki aşamaya geçelim şimdi. Bir de koçluk sistemi var. Aslında ne bir sistem arkadaşlar. Hemen şu görselden çok güzel anlatıyor aslında. 3 tane yaratığınız, yaratık karakteriniz olduğu zaman arkadaşlar ve bunları da 10 seviyenin üstüne yükseltmeniz gerekiyor. Ama normalde onu şurada belirtmişler. Özel olarak oyun açıldıktan sonraki 10 gün boyunca
10 level olması yeterli diyor. Ama daha sonrasında normalde level 20 olması gerekiyor diyor. Yani o yüzden şuradakini çok önemsemeyin arkadaşlar. Level 20 yaptıktan sonra belli miktarda da hem oyunun kendi token'ı hem de governance token'ından harcadığınızda arkadaşlar yeni bir karakter yaratabiliyorsunuz. Breeding sistemi işte. Çiftleştirme diyebilirsiniz. Burada da yaklaşık olarak ne kadar gerekeceğini açıklamaya çalışmışlar ama TBA to be announced olarak bırakmışlar. Burayı da büyük ihtimalle ekonomilerin üstünden geçip tekrardan düzelteceklerdir. Oyunda peki bu kadar şey yapıyoruz. Yakım nerede? Yakım nerede? Tamam, bir tanesi kauçuk sistemi dedik. İkinci kısımda arkadaşlar canınız otomatik bir şekilde tamamen dolmuyor. Canınızı doldurmak için harcayabileceğiniz bazı şeyler var. Bazı yapabileceğiniz şeyler var. Bunlardan bazıları direkt token yakmak üstüne, örneğin 0.5 jaba ne yapabiliyorsun abi, canını doldurabiliyorsun. Bir jaba da var, 2.5 jaba da var. Ya da bir sonraki kısım geliyor, land sistemi gelecek arkadaşlar. Land sisteminde de bu sefer siz landinize bir hastane dikebileceksiniz ve adam sizin landinizde daha ucuza, eğer karakterlerin canını doldurabiliyorsa bu sefer, pot almak ya da başka şeyleri yapmak yerine size, sizin landinizdeki hastaneyi kullanacak ve siz de landten de ayrıca bir gelir sağlayacaksınız. Tabi land ne zaman aktifleşecek bilmiyorum arkadaşlar, çünkü Axie Infinity'de sözde hala land'i aktifleştirecek vesaire biliyorsunuz siz de. Onun dışında da oyun içinde de başka in-game item'ları var ve bunların satış fiyatlarını ve ne işe yaradıklarını buradan görebilirsiniz. İşte can dolduruyor. Zaten genelde hep can doldurma üstüne arkadaşlar. Oyunda da iki tane token olduğunu söylemiştik. Hemen şuradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir tanesi KF, kendi governance token'ı. Diğeri de JEP arkadaşlar. Nerede kullanılıyor, nasıl kazanılıyor, ne yapıyor, direkt white paper'da burayı açarsanız çok daha net bir şekilde görebilirsiniz. Yoksa tamamen aynı governance ve mining token'ı işleyişi burada da diğer projelerde olduğu gibi. Gelin biz NFT'lere bakalım arkadaşlar. NFT'lerde farklı klaslar da vardı demiştik. Örneğin Allrounder, Bodyguard, Duelist, Stalker, Acrobat, Trickster, Destroyer ve Brawler olarak değişiyor. Hepsinin buradan yeteneğine bakabilirsiniz. Örneğin Allrounder arkadaşlar online'larda flexible bir şekilde oluyormuş. Ama Bodyguard örneğin frontline'da, adı üstünde Bodyguard arkadaşlar, tank, en öne koymanız gerekiyor bunu. Kalkıp da en arkaya yerleştirirsiniz, düzgün bir şekilde değerlendiremezsiniz. Ya da Duelist'i nereye koyabilirsin? Mid, Counter Attack, Speed Booster. Stalker var. Bu da örneğin backline'da olacak. En önüne koyarsak hiçbir anlamı yok. Arkadan çaktırmadan daha fazla hasar sağlayacak sürekli gibi. Gelin şimdi bu kadar şeyden bahsettik. Bir de oyun içinden şey yapayım arkada. Girelim. Nerede oynayalım? Train Station'a girelim örneğin. Şu benim örneğin büyük ihtimalle Bodyguard'ım değil mi? Biraz kısabiliyor muyuz? Kısım ayarı, ha evet, tıklayarak ayarlanabiliyormuş. Peki tamam, güzel, onu da ayarladığımıza göre. Örneğin benim bodyguard'ı öne almam gerekiyor ama onun yerine daha skill'leri de bilmiyoruz. Skill'lerin üstüne geldiğimizde solda örneğin %100 hit şansı, ne kadar şu solda götüremiyorum da mağazı. Hemen ortasında ne kadar hasar atacağı ve sağ tarafta da crit vurma şansını gösteriyor. Ve hangi yaratıkları vurabileceğimizi bakın şuradan otomatik olarak daha sonrasında seçebileceğiz. Normalde gidip bununla arkadaşlar arkadaki üçüncü kişiyi vuramıyoruz. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Ben ne yapacağım? %90 iş şansıyla deneyeceğim ya. Öf! Kritiği ağzına yerleştirdik. Bu arada bu arkadaş ölmek üzere. Ölmeden de arkadaşı bize kritik soktu. Peki hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Ne yapalım, ben kendime bir healayım, bu bayağı bir hasar yedi. Şunu bir alalım. En öne geçirelim tankımızı, güzel. Relax ne işe yarıyor örneğin, bilmiyorum, neyse yapıştır kafasına şunu ya. Bir de bu ilk bir turla bitmeyecek arkadaşlar, daha bu roundların, turların devamı da olduğu için maalesef şu köpeği biz bir çıkartalım aradan, rahatı varalım. Karakterlerimizi de öldürtmememiz gerekiyor bir yandan. Evet, sonlamayız. Üçüncü ve son olsa gerek round 5'te. O arkadaki de big tak büyük ihtimalle. Boss en yüksek hasarı bu vuruyor. Tankımız ölecek gibi bu gidişe. Şuna bir çaksak ölür müsün? Ölmedi. Son aşamaya geldi. En azından seni şöyle bitirelim be. İyi miyiz? Bence iyiyiz hala. Of, güzel kritik. Güzel. Haydi.
Abi 54 54 vuruyor. İki kişiye vuruyor bir de. Ben sana bir uppercut atsam. Güzel. İyi, kötü gitmiyoruz. Hadi al onu. Güzel. Öndeki ikisini bitirdi değil mi? Seni normal bitireceğim kardeşim. Showtime. Neymiş bu? Hadi bakalım. Bence alırız ya. Bence farklı bir şeyler deneyelim mi abi? Deneyelim. Öf, 51 kritik. Seni normal vuracağız. 44 kritik tamam aldık. Tabii sonraki round yoksa bakalım sonraki round var mı yok mu? Evet, victory. Kazandık abi. Kapatalım ve normal devam edelim. Siz de gördüğünüz gibi arkadaşlar gelecek NFT'lerde önemli olacak. Çünkü NFT'lerde hangi skill'ler olacak ve o skill'lere göre tamamen şeyinizi, stratejinizi kurmanız gerekecek. Stratejinizi kurduktan sonra da eğer oyun normal seviyelerinde giderse evet eksi gibi özellikle de başında girdiyseniz güzel kazanma imkanınız olacak. Neden imkanınız olacak? Çünkü ekstradan bir de abi breeding sistemi var. Breeding sistemi olan çoğu oyun kazandırıyor. Ama tabii ki dediğim gibi oyunun tutması lazım. Oyun tutmazsa arkadaşlar daha sonrasında üzülüyorsunuz. Şu son zamanlarda da projeler çok iyi yere gitmiyor. O yüzden mutlaka kendi araştırmanızı, takibinizi de yapın. Mutlaka mutlaka diyorum. Geçiyorum sonraki konuya. E peki ne olacak? Ne satılacak? Ne zaman satılacak arkadaşlar? Onunla da ilgili de arkadaşlar iki şey söyleyeceğim. Birincisi Twitter'larını takip edin. İkincisi Medium'larını takip edin. Twitter'ı neden takip edin diyorum. Çünkü çekilişleri oluyor ve satışları whitelist aracılığıyla yapıyorlar. Gerekiyorsa belki whitelist'inizi satacak birisini bile bulabilirsiniz. Çekilişe whitelist elde edebilirseniz arkadaşlar. Ve genel duyurularını yine burada gerçekleştiriyorlar. Normalde atıyorum $90 satılacak olan şeyleri whitelist'e $50 kadar düşüyor diye biliyordum. Tabii yine girip kontrol etmek lazım. Burada da arkadaşlar satış tarihleri normalde alırsanız ne evet dediğim gibi doğru hatırlıyormuşum orada 90'dan 50'ye düşüyormuş gibi gibi aşağıya doğru iniyor ama unutmayın bu oyun daha sonrasında free to play olacak. Şu anda arkadaşlar phase 3 kısmında olduğumuz için NFT pre-sale gerçekleşecek. Daha sonra public sale gerçekleşecek ve daha sonrasında da oyun phase 4'te çıkacak aslında. Fakat yeni yılın başından itibaren free to play olacak diye de yazıyordu ama dediğim gibi bulamadım roadmap'ten bakayım en azından dedim. Çıkartamadım arkadaşlar. En azından şunları kaçırmayın. Özellikle bak whitelist için yapmanız gerekenler diye sürekli farklı tarihlerde etkinlikler düzenliyorlar ve buradan whitelist alabiliyorsunuz arkadaşlar. En kötü ihtimalle aldığınız whitelist'i projede yer almak isteyen birisine indirimden daha ucuza satarsınız atıyorum. Yine o şekilde bir şeyler yap kazanırsınız diye düşünüyorum. Neyse. Başka sorularınız olursa da yine Discord'larına gelip ya da Twitter'dan sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.